Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün küresel resme bir kez daha dikkatli bir şekilde bakalım istiyorum ve konumuz Türkiye mi daha çok para basıyor, Amerika Birleşik Devletleri mi olacak? Ancak oraya geçmeden önce birkaç noktayı belirtmek istiyorum. Cuma günü Amerika'da son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları açıklandı. Ortalaması %6.8 geldi yıllık. Bu size düşük gibi gelebilir ama ayrıntılarda mesela Teksaslı bir senatör çıkarmış. Biftek %20 artmış son bir senede. Enerji maliyetleri %33. Benzin %58. Neredeyse %60 artmış. Şimdi bu Amerika için inanılmaz rakamlar bunlar. Yani hayatını %1-2 enflasyonlarla senelerdir sürdüren Amerikan toplumu için bir şok. Bazı isimler bunu televizyonda işte dünyada da enflasyon sorunu var, Türkiye'yi abartmayın gibi anlattılar. Ben onun için anlatmıyorum. Hani Amerika bizi kıskanıyor da Almanya bizi kıskanıyor edebiyatı yapmıyorum. Şimdi Türkiye'den de bazı örnekler verelim. Mesela benzin son bir yılda ne kadar artmış Türkiye'de? Amerika'da neredeyse %60 arttığına göre. Motor1.com 2020 yılı Ekim ayı başında İstanbul Anadolu yakasında ay temizde benzin fiyatının 6.67 lira olduğunu araştırmasında ortaya koymuş. Şimdi baktığımızda bu fiyat 10.34 lira. Yani bu da %55 civarında bir artışa işaret ediyor. Amerika'da %58, bizde %55 olmuş. Bu TÜİK'in numara yapabileceği bir rakam değil arkadaşlar. Ve her şeyin temelinde olan iki ülkede de bir fiyat. Tabii ki Türkiye'de birçok gıda ürününde %100 ve üzerinde zamlar oldu son bir yılda. İkinci el otomobilde gözlemlediğim kadarıyla bırakın bir yılı son 3-4 ayda bile %60 civarında artış oldu. Amerika'da ikinci el otomobillerde %30 civarında bu artış. Diğer ülkelere baktığımız zaman da Türkiye resmi rakamlarda zaten yine enflasyon şampiyonu Avrupa'da. %20, bizi %10'larla Ukrayna, Belarus, Moldova falan takip ediyor. Bulgaristan 6, İspanya 6'ya yakın, Almanya 5. Fakat işte yıllardır %1 bile enflasyon görmeyen Almanya için %5 halk için çok inanılmaz bir rakam. Ve tabii resmi açıklanan enflasyonla sokaktaki enflasyon arasında ciddi fark bizde olduğu gibi oralarda da var. Yani en az bu rakamları 2 ile çarpmak lazım. Yani aslında Almanya'da şu anda enflasyon %10 civarında, Amerika'da %14-15 civarında, Türkiye'de de bu son dolar zamlarından önceki bu enflasyon rakamlarını alırsak en az %40 civarında ki bu doların artışından sonra %50-60 şeklinde. Peki ne oluyor? Yani bununla ne anlatmaya çalışıyoruz? Benim Türkiye'deki enflasyon yüksekliğiyle Amerika, Almanya vesaire bunları kıyaslamamın sebebi şu arkadaşlar. Olay sadece Türkiye'de gerçekleşmiyor. Bütün dünyada gerçekleşiyor. Ha Türkiye'de son 2-3 senedir ekonomi yönetiminin politikadan politikaya zıplaması, işte önce döviz satarak Berat Albayrak dönemi, sonra faiz arttırarak Naci Ağbal dönemi, en son kuru serbest bırakarak ve faiz düşürerek ekonomik problemlere çare olmaya çalışması. Bunların hepsi birbirinden radikal politikalar ve hepsi bir anda değişiyor 2-3 sene gibi. Çok kısa bir aralıkta işte bakan istifa ediyor, 2 gün kimse haberini bile yapamıyor doğru düzgün. Bunların hepsi güveni sarsan ve Türkiye'deki durumu ağırlaştıran faktörler. Elbette bir de dış politika faktörü de var. Yani dışarıdan hiç baskı olmadığını Türkiye'ye söylemek son derece yanlış olur. Bir de o faktör de var. Fakat anlatmak istediğim şey şu. Bizde enflasyon bu faktörlerden dolayı biraz daha ateşli, çok daha ateşli ama yurt dışında da Amerika'da, Almanya'da, başka yerlerde, en büyük ekonomilerde bile enflasyon çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bunu söylememin sebebi başkaları bizi kıskanıyor ya da Türkiye'deki olan sorunları hafifletmek değil. Aksine mesele sadece Türkiye'den ibaret değil. Yani önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız sorunlar düşündüğümüzden daha bile ağır olabilir
demek için bunu vurguluyorum. Yurt dışında da durumun kötü olduğunu bu sebeple vurguluyorum. Yoksa bir siyasi amacım falan yok. Durumu, küresel durumu anlamak için her şeyden önce bu enflasyonun sebebini anlamamız lazım. Yani bu küresel enflasyonun sebebi nedir? Bunu anlamak için şimdi bize medyadan ne diyorlar? Yurt içinde de, yurt dışında da. Pandemiden dolayı tedarik zincirleri koptu, üretim düştü. O yüzden büyük bir enflasyon oluyor. Halbuki bir kere şunu anlamak lazım. Mevcut ekonomik kriz, yani dünya çapında üretimin düşmesi, finansal piyasaların sallanması pandemiden kaynaklanmıyor arkadaşlar. Kanalın eski takipçileri çok iyi bilir bunu. Hatırlatalım. Eylül 2019'da, yani daha Covid-19'un K'si bile ortada yokken, hiç kimsenin aklının ucundan böyle bir şey geçmezken, Amerika'daki repo piyasası patlamıştı ve faiz oranları 2008 krizi zamanlarını aşmıştı. Ve kriz o zaman başladı arkadaşlar. İşte Merkez Bankası panikledi, ne yapacağını bilemedi. Para basalım mı, basmayalım mı falan filan derken, işte birkaç ay sonra üzerine pandemi de geldi ve tetiklemesiyle borsaların özellikle çökmesine neden oldu. Bu pandeminin kriz oluşturmadığına en önemli delillerden bir tanesi de bizim tarihte bu yüzyılda, yani 20. yüzyılda, son yüzyılda diyelim, bildiğimiz bir başka çok daha ağır pandemi var, salgın var. Spanish flu, yani İspanyol gribi, 1918-20 arasında yaşanıyor ve o zaman çok daha fazla insanın ölümüne yol açıyor. Yani minimum tahmin 17 milyon, maksimum 100 milyon insanın belki ölümüne yol açıyor bu pandemi ve görüyorsunuz 5 derecesiyle diğer salgınlar arasında en kötü, en severe, yani en kötü etkisi olan pandemi olarak niteleniyor. Bu pandemi sırasında 1918-20'de herhangi bir ekonomik kriz olmuyor. Tarihe geçen böyle ağır, ki o dönemde dünya savaşı var. Yani dünya savaşı yeni bitmiş. Ülkeler perişan olmuş. Ona rağmen bu pandemi geliyor ve her türlü önlem de alınıyor. Yani maskeler, kedilerin bile maske taktığına dair fotoğraflar var. Hastaneler dolup taşıyor. İş yerleri çok ağır şartlar altında açık kalmaya çalışıyorlar ya da kalamıyorlar. Bir de o dönemde bu pandemi daha çok gençleri etkiliyor. Buna rağmen o dönemde bir ekonomik kriz olmuyor ama bu dönemde bir ekonomik kriz oluyor. Neden? Benim 2013 yılında yazdığım 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat kitabında ortaya koyduğum senaryo çalışıyor arkadaşlar. Yani 2020'de bir büyük kırılma olacak ekonomilerde ve tabii bunun da daha genişletilmiş halini Büyük Finansal Tufan'da 2014'te anlatmıştım. Bu iki kitabın ana fikri nedir? Üretim, yani maddi sanayi ekonomi, eski tarzda örgütlenmiş, fabrika tarzında örgütlenmiş maddi ekonomi çöküyor. Özellikle de bunun ilk ortaya çıktığı yerlerde, yani Avrupa, Japonya, Amerika ve bir miktarda Rusya, buralarda bu ekonomi çöküyor. Bunun yerine bilgi ekonomisi geliyor. Bu çöküş kısmını kapatmak için merkez bankaları deli gibi para basıyorlar. İşte krizin ve bugünkü enflasyonun asıl nedeni bu. Merkez bankalarının deli gibi para basıyor olması. Üretimin sürekli, özellikle de bu eski ve yaşlı toplumlardan daha böyle Çin gibi yerlere kaymasının, yeni gelişen, yeni sanayileşen yerlere kaymasının nedeni işte sanayi ekonomisinin batıda ölmesi ve bilgi ekonomisinin oralarda harekete geçmiş olması ve bunu da kapatmak için merkez bankalarının, o büyük merkez bankalarının, batılı merkez bankalarının sürekli para basıyor olması. 2008 krizinden önce Amerika 200 yılda 1 trilyon dolar üretirken, bakın şu kırmızı çizgi, bunu son 13 yılda tam 7,5 katını daha basıyor ve 8,5 trilyon dolara ulaştırıyor. Avrupa 9,5 trilyon dolar, yeşil Japonya 6,5 ve şu turuncu Çin, bu da 6 trilyon dolara ulaşıyor. Peki bizde de bu kadar çok enflasyon görüldüğüne göre acaba kim daha çok para basıyor? Yani bu büyük merkez bankaları mı daha çok para arzını arttırmış? Yani merkez bankası parası olarak bahsediyorum. Toplam para arzı, o başka bir şey. Kredilerle alakalı bir şey o. Merkez bankasının ürettiği para, yani bu çöken ekonomiyi ayakta tutmak için üretilen para miktarında Türkiye ne konumda? Şimdi bu Türkiye'nin M1, yani Merkez Bankası'nın parasal tabanı, ürettiği para miktarı. 2007'de, yani 2008 krizi başlamadan önce bu 100 milyar TL, bugünün parasıyla, yeni parayla 100 milyar TL civarındaymış. Şu anda ise
1 trilyon 545 milyar ya da 1.6 trilyon TL'ye yakın bir konuma geçmiş. Bu eski parayla katrilyon, kentrilyon falan yapıyor. Biz yeni parayla hesap edelim, daha aklımız karışmasın. Şimdi bunu kaç kat artmış bakalım. 100 milyardan 1600 milyara kadar artmış, yani 1.6 trilyon dolara. Yani yaklaşık 15.4 ya da yuvarlak hesap 16 kat Türkiye'nin Merkez Bankası'nın ürettiği para miktarı artmış. Batılı ülkelerde ne olmuş? Fed 1 trilyon dolardan başlamış. 8.5 trilyon dolara çıkmış. Demek ki 8.5 kat artış göstermiş. Boj, yani Japonya, o da 1 trilyon dolarlardan başlamış. 6.5 katı arttırmış. Avrupa Birliği 6.5 kat. O 1.5 trilyon dolardan başlamış o zaman. Ve en düşük olanı da Çin. 3.9 kat arttırmış. Gördüğünüz gibi Türkiye bunların hepsinden kat kat fazla parasal tabanını arttırmış şeklinde gözüküyor. Bu bizim daha çok para bastığımız anlamına hemen geliyor mu? Ya da bizde daha çok enflasyon olmasının sebebi bu mu? Hemen acele etmemek lazım arkadaşlar. Asıl önemli olan ölçüm şu: basılan paranın o ülkenin bir yıllık üretimine oranı. Bu bize daha iyi bir fikir verecektir. Amerika 2008 krizi öncesinde bu oran %10 iken, yani Amerika'nın Merkez Bankası'nın ürettiği para miktarının dolar değeri, Amerika'nın bir yılda ürettiği mal ve hizmetlerin dolar değerinin ne kadarı diye baktığımızda bu 2007-2008 krizi öncesinde %10'un bile altındaymış. Bugün kaçmış? %37-38, 40'a doğru yaklaşıyor. Ve bir artış var bakın. Bir 2018-2019 döneminde azalıyor. Zaten işte bu 2020 krizinin sebebi de bu. Amerika'nın bastığı paraları yakması. O zaman biz bunu çok işliyorduk. Avrupa Birliği dalgalı bir şekilde yürümüş. Şu anda %60'ların üzerine çıkmış. Japonya ise korkunç. Burada üretim ekonomisi Japonya'da demek ki Amerika'dan da Avrupa'dan da daha hızlı bir şekilde çöküş gösteriyor. Bu ne demek? Arkadaşlar, aslında bunun için çok uzun uzadıya böyle rakamlar ortaya koymaya gerek yok. Şunu biliyoruz: Amerika'dan fabrikalar sökülüp ya Meksika'ya, ya Çin'e, ya Vietnam'a götürülüyor. Bundan zaten Trump çok şikayetçiydi, hatırlarsanız. Bu fabrikaları geri getirmek için her türlü tehdidi yapıyordu. Eskiden hatırlayın, çok kuvvetli Japon otomobil markaları vardı. Ve her gün bunların yenileri çıkardı. Artık bunlar eskisi kadar kuvvetli değil. Birçok Japon otomobil firması kapandı ya da satıldı. Aynı şekilde İngiliz otomobil markaları, İsveç otomobil markaları, bunların çoğunu ya Hindistanlılar, ya Çinliler, ya Almanlar satın aldılar. Almanya'nın özel bir durumu var. Bütün Avrupa'daki üretim tesislerini bitirip ya kendine topluyor ya da bunların Çin'e kaçmasına neden oluyor bu Euro Birliği sayesinde. Burada tek dikkatimizi çeken şey şu: bütün diğer, bu Amerika, Avrupa ve Japonya, bunlar eskiden sanayileşmiş ülkeler. Ve bunlarda para arzı milli gelire oranla korkunç bir şekilde artıyor bakın. Bakın şu sarısı da SNB, yani İsviçre Merkez Bankası. Bu Japonya'dan da daha korkunç. %142. Japonya %130. %142. Bunlar bu eskiden sanayileşmiş olan ülkelerden fabrikalar sökülüp götürülüyor başka yerlere, özellikle Çin'e, Endonezya'ya, Vietnam'a, Meksika'ya, hatta bazıları Türkiye'ye. Gelirken buradaki kaybolan üretimi yerine koymak için ya da yerinde tutmak için bunlar para basıyorlar ve bu oran gittikçe yükseliyor. Oran yükselmeyen tek bir yer var, o da Çin. Bakın, kümülatif olarak basılan para miktarı artıyormuş gibi görünüyor Çin'de ama ekonomi basılan paradan daha hızlı büyüdüğü için paranın milli gelir içindeki oranı düşüyor Çin'de. Neden? Çünkü Çin son 20 yılda sanayileşen bir ülke. Bunlar gibi çok eskiden, İsviçre gibi 100 yıl, 150 yıl önce sanayileşmeye başlamış bir ülke değil Çin. Ya da Avrupa gibi, ya da Amerika gibi. Bu yaşlı ülkelerde üretim ölürken, mesela Amerika Apple telefonu üretiyor, bilgi ekonomisi yazılımını üretebiliyor ama parçaların hepsi nerede üretiliyor? Çin'de üretiliyor. Birçok otomobil markası için, birçok giyim markası için bu böyle. Yani Zara mesela, İspanyol markası diyorsun, alıyorsun, her şey Çin'de üretilmiş. Atıyorum, yani belki Zara için öyle değildir ama şu aklımda kaldığı kadarıyla hepiniz bunu yaşıyorsunuz. Yani bir Alman markası veya bir İngiliz markası diye giyim eşyası alıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz Vietnam'da üretilmiş vesaire. Yani bunu hepimiz günlük hayatta yaşıyoruz aslında. Yani bu üretim eski ekonomilerde biterken bunun yerine para basılıyor
Ve tabii üretim düştükçe, üzerine para basıldıkça ne oluyor? Yani hem mal miktarı azalıyor piyasanın içinde, üretim miktarı azalıyor. Hem de para miktarı korkunç bir şekilde artınca ne oluyor? O ülkelerin son 30-40 yılda görmedikleri enflasyonlar oluyor. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'nin milli gelir içinde bu basılan para miktarı, yani 16 kat artan para miktarı milli gelirin içinde nasıl bir yere oturuyor? Hemen ona bakalım. 2007 yılını yine baz alacağız. Yani 2006 sonu. 2006 sonunda Türkiye'nin dolar olarak milli geliri 552 milyar dolarmış. O zaman dolar kuru, bakın 4 Ocak 2007, 2007'nin hemen başı 1.40 TL'ymiş. Ve şu anki bizim 2021 yılı içinde, 2021 yılı sonunda ulaşacağımız milli gelir, gayri safi milli hasıla bir yıllık üretim rakamı da 740 milyar dolar. Bir ara bu 850 milyar dolara kadar çıkmıştı. Şimdi bakalım Türkiye'nin bastığı para milli gelirin içinde 2017'de yüzde kaçmış, şu anda yüzde kaç? Türkiye'nin 2007'deki Merkez Bankası'nın bastığı para miktarı demin görmüştük 100 milyar TL. Bunu 1.4'e bölüyoruz, o zamanki dolar kuru 71.4 milyar dolarmış o zaman bastığımız paranın değeri. Ve 2007 yılı başında Türkiye'nin milli geliri de 552.48 milyar dolarmış. Yani 2007 yılında bizim bastığımız para miktarının milli gelire oranı %12.92'ymiş. Kaba tabirle %13 diyelim. Aynı rakam bugün ne olmuş? Bugün basılan para 1.5 trilyon dolar, dolar kuru 13.88'den kapandı cuma günü. Bakın 2007'den 2021'e dolar kuru neredeyse 10 kat artmış durumda. Bastığımız paranın değeri 111.3 milyar dolar. Milli gelir 740 milyar dolar olacak bir ay sonra ya da hatta 15 gün sonra. Böylece şu anki basılan paranın milli geliri oranı sadece aslında %15. Bakalım Japonya'nın %140'ından ya da İsviçre'nin %140'ından, Avrupa'nın %65-70'inden, hatta Çin'in %30'undan, Amerika'nın %30'undan bile aslında düşük. Ama kötü olan ne? Türkiye'de kötü olan ne? Bunun sebebi daha bu işe yeni başlamış olmamızdan kaynaklanıyor. Yani para basma işine aslında bu diğer ülkelere göre çok yeni başlamış olmamızdan kaynaklanıyor. Çok hızlı bir şekilde basıyoruz ama oran olarak hala milli gelirimizin içinde düşük. Fakat kötü olan şey şu, genç bir ekonomi olmamıza rağmen bu oran düşmüyor, aksine artıyor. %13'den %15'e çıkmış. Aslında bunun düşüyor olması gerekirdi Çin gibi. Yani bizim ürettiğimiz paranın miktarı karşısında üretimimizin daha çok artıyor olması gerekirdi. Çünkü sanayileşmiş bir ülke değiliz. İşte bu da demek ki neden kaynaklanıyor? Kötü yönetimden kaynaklanıyor. Para basma açısından henüz o kadar kötü değil ama yanlış yapılan stratejik ve sürekli değiştirilen yöntemler bizi buraya sürüklüyor. Bundan sonra bu işin Türkiye'de düzeleceğine dair de bir elimizde kanıt yok. Aksine her partiden para politikası hakkındaki tutumlar, görüşler hep dışarıdan nasıl para bulacağız? Yani birisi diyor ki biz Katar'dan, Körfez'den, Çin'den falan buluruz. Öteki de diyor ki işte biz güven sağlarız. Amerika'dan gelir, Avrupa'dan gelir, IMF'den gelir vesaire. Ya da bir tanesi diyor ki faizleri düşürürüm, ötekisi diyor ki faizleri arttırırım. Bir tanesi diyor ki, hani demiyorlar, bu Türkiye'de çok konuşulmuyor ama konuşulması gerekiyor. İşte bir tanesi cayır cayır para basıyor, ötekisi de geldiği zaman muhtemelen o da basmaya devam edecek, gelirse büyük bir ihtimalle. Çünkü mevcut ekonomik teoriler içerisinde, ki bunlar eski teoriler, yani şu eski ülkelerin ürettiği teoriler zaten, bunun dışına çıkmak pek mümkün değil. Hani belki biz de Çin gibi böyle oranı düşürmeye başlayabiliriz. İşler çok iyi giderse, iktidarın bugünkü planı mesela 6 ay sonra tutarsa ya da bir yönetim değişikliğiyle bugün muhalefet olanlar geldiğinde biraz daha iyi şeyler yaparsa evet belki bu oranı biraz daha düşürebiliriz. Ama bu tehlikeyi ortadan kaldırmıyor arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar bu sadece Türkiye, Amerika şu bu meselesi değil. Bakın bütün ülkeler dünyada deli gibi para basıyorlar. Avustralya Merkez Bankası'nın bastığı para miktarı bakın. Roket,
Switzerland, İsviçre fırlamış, uzaya gidiyor. Kanada özellikle 2020'den sonra fırlamış. Rusya hiç fark etmiyor bakın. Nijerya, dünyada bu para basma işinden kaçabilen bir ülke yok. Meksika, hepsi böyle. İstediğinizi açın. Uganda, son 2000 yılından beri bu ülkelerin hepsi deli gibi bir şeyleri kapatmak için para basıyorlar. Bundan kurtulmanın tek yolu var arkadaşlar. Bu tarihte herhangi bir sınıra bağlı olmadan para basanlar bu işten çok yüksek enflasyonla ekonomiyi batırmadan vazgeçmemişler. Ya tarihte bu hep olmuş. İşte Çinliler kağıt parayı ilk icat edenler. Öncelikle bunu altına bağlı olarak kullanıyorlarmış. Sonra işte Kubilay Han zamanında, bir Moğol hanedanı zamanında hiçbir şeye dayalı olmadan ilk defa tarihte kağıt para basmaya başlamışlar. 15 yıl içinde büyük bir enflasyon. Önce işler çok iyi gitmiş. Amerika'da olduğu gibi, yani 2008'de basmaya başladılar. Önce ne oldu? Borsalar coştu vesaire. Sonra bir enflasyon gelmiş. O hanedanı da, o imparatorluğu da mahvetmiş. Senelerce o hiper enflasyondan kurtulamamışlar. İşte Fransa'da aynısı yaşanmış. İsveç'te aynısı yaşanmış. Fransa eskiden Amerika'nın yarısına sahipmiş. İşte bir tane aklı evvel aslında kumarbaz olan bir ekonomist gelmiş. Merkez Bankası sınırsız para bassın demiş. O zamanki kralı kandırmış. Önce borsa coşmuş falan. Sonra bir kriz, bir enflasyon. Ancak Amerika'daki o topraklarını satarak bundan kurtulabilmişler. Ve çağlar boyunca aynısı yaşanmış. Roma İmparatorluğu'nda yaşanmış. Osmanlı'nın işte yükseliş devrinin sonunda yaşanmış. Bu para birimlerinin işte tahşiş edilmesi, içine başka şeyler katılıp paranın ayarının bozulması. İşte bu sınırlı olan, yani altınla gümüşle normalde sınırlı olan paraları sınırsız hale getirmektir bu. Roma'da aynı şekilde çökerken gümüş paranın içine başka şeyler karıştırıp miktarlarını arttırmış ve hiçbir imparator, hiçbir padişah bir kez buna başladıktan sonra bunun önünü alamamış ve yüksek enflasyonlarla o imparatorluklar batmış, o devletler, o cumhuriyetler batmış arkadaşlar ve tekrar sınırlı paraya dönmüşler. Fakat tarihte ilk defa 1971'den sonra, 1971'de ne oluyor? Nixon, Amerikan başkanı o zaman, Amerika'nın parasının altınla kalan son belli belirsiz bağını da kopartıyor. Altının sabit bir fiyattan Amerikan dolarının altına dönüştürülmesini, konvertibilitesini kaldırıyor. Ve o tarihten itibaren Amerika önce ve onun arkasından bütün dünya bir sınırsız para deneyinin içine giriyor bir kez daha. Fakat bu sefer bir fark var. Bu sefer küresel. Çünkü Bretton Woods sisteminde, yani 1971'den önce bütün dünyanın para birimleri Amerikan dolarına endekslenmiş. O da altına endekslenmiş. Ama altınla doların bağı kopunca bu sefer bütün dünya, Türkiye, Avrupa, Japonya hepsi bu sınırsız para sistemine geçmişler. Ve o yüzden şimdi bütün dünya ülkeleri 2008 ve özellikle 2000 yılından bu yana çok deli bir şekilde bu küresel tarihteki ilk defa yaşanan deneyde çılgın bir şekilde para basıyorlar. Ve burada benim vurgulamak istediğim şey ne? Bugünkü yönetimin ekstra yaptığı bazı hatalar Türkiye'deki durumu biraz daha ağırlaştırıyor. Fakat bu küresel bir sorun. Yani birkaç sene sonra da geçmeyecek. 2022 muhtemelen 2021'den daha kötü bir yıl olacak. Belki bir değişik bir periyot yaşayabiliriz ama dünya şu anda bu aşırı basılan paralarla çok daha yüksek enflasyonlara doğru gidiyor. Şu anda Amerikan Merkez Bankası, işte ayın 15'inde şimdi bir toplantı olacak ve orada şu anda para basma hızını azaltıyor. Yani taper diyoruz buna. Şu anda işte 120 milyar dolarda aylık para basma hızı. Yani şu rakamı her an daha da yükseğe doğru çıkartıyordu. Şimdi bunun hızını azaltıyor. Bu eğri yavaş yavaş böyle aşağı doğru dönecek yavaş yavaş. Ve tabii faiz arttırmaktan bahsedebilir. Yani Amerikan Merkez Bankası bunu 15'inde yapsa bile çok sert bir şekilde ifade edemeyebilir. Çünkü borsanın çökmesine yol açarsa bütün Amerika şu anda borsada, bunu göze alamayabilir. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Diyelim ki göze aldı ve 2022 yılında doları kuvvetlendirmeyi seçti. Başta Amerika buna dayanamaz. Çünkü çok yüksek
borç oranları var. Acayip yüksek bütün dünyada. Yani Japonya'nın, İsviçre'nin ya da Amerika'nın devlet ya da özel sektör borçları inanılmaz boyutlarda. Bu ülkeler enflasyon şimdi canavar bir şekilde artıyor. Faizlerin artmasına ya da borsaların düşmesine kolay kolay dayanamazlar. O yüzden 2022'de bir geçiş dönemi yaşansa bile, yani dolar kuvvetlense bile, bunu mutlaka tekrar para basarak, bu grafiği falan böyle delerek devam ettirmek zorundalar. Ve bütün dünyayı önümüzdeki yıllarda gitgide daha da fazla bir enflasyonun içine doğru sürükleyecekler. Ve muhtemelen Türkiye'de koşullar, istikrarsızlık, yönetim değişimi, yönetimin yerinde kalması halinde başka sorunlar vesaireyle durum daha da kötü olacak. Erkan Bey işte moralimizi bozma falan mı diyorsunuz? Ben aslında bunları moral bozmak için anlatmıyorum. Çünkü en başından beri ben bu işin korku pompalama boyutunu değil, bunun müthiş bir fırsat olduğunu vurguladım her zaman. Büyük kriz, müthiş fırsat. Felaket, Allah batıyoruz demedim hiçbir zaman. Bakın bu ülkeler sürekli roket şeklinde para basarken bir yandan roketleyen nedir? Bu dolar sisteminin alternatifi olan varlıklar. Bakın altın 2000 yılından beri. Nasıl onlar roketlemişse altın da 2000 yılından beri roket. Şurada bir ara dönem var. Bunlar olabilir. Aynı şekilde Bitcoin. Ve tabii ki başka altcoin'lerin grafiklerine, logaritmik grafiklerine baktığınız zaman arada büyük böyle dalgalanmalar oluyor. Evet, buralarda %80 düşüşler var ama toplamına baktığınızda bu şekilde bir roketleme görüyorsunuz. Ve bu mecburen devam edecek arkadaşlar. Altın, gümüş, Bitcoin. Çünkü bunlar basmaya devam edecekler. Ha, bu yarın işte Bitcoin alın ya da altın alın demek değil. Bu günlük, haftalık, aylık, yıllık konularda tabii ki teknik analistlere bakacağız. Ben de onlara bakıyorum. Ne diyorlar? Birkaç tane teknik analist birden takip etmek lazım. Çapraz sorgulama yapmak lazım. İşte düşer mi, çıkar mı kısa vadede? Ama uzun vadede bakın sürekli bu artıyor ve artmak durumunda. Çünkü basıyorlar ve basmaktan başka çareleri de yok arkadaşlar. Evet, durum bu işi algılamayanlar için çok daha kötü ve felaket bir boyuta gidecek. Ama bilenler için de çok önemli fırsatların olduğu bir döneme doğru gidecek. Zaten büyük fırsatlar şu anda, hani işi öğrenenler yakalamaya çoktan başladı. Yani bu kanalı izleyenler bana yazıyorlar, yani işte Erkan Bey ev aldım, gelin evime konuk olun. Hem de dünyanın her yerinden, yani Dubai'den yazan da var, İngiltere'den yazan da var, Ankara'dan yazan da var, Mersin'den yazan da var. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Ben sadece faydalı olabildiysem buna çok mutlu oluyorum. İlla bir şeyler kazanmış olmanız da gerekmiyor. Yani bu işleri öğrenmiş olmanız, yani bu dünyanın genel ekonomik gidişatını öğrenmiş olmanız bile aslında büyük bir kazanç. Yani bunu daha sonra, bundan sonra en azından maddi bir şeylere dönüştürebilirsiniz. Stratejik yöneliminizi yaparak arkadaşlar. Birkaç cümle de artık takipçiler de yazmaya başladı. Yani şu kişi işte senin anlattıklarını alıyor, başka yerlerde anlatıyor. Bu kişi bunu yapıyor falan diye. Bazıları da işte taklitler aslını yaşatır falan diyor. Ama arkadaşlar bunlar taklit etmiyorlar. Taklit yapıldığı zaman kimin taklit edildiği anlaşılır. Bunlar bizim analizlerimizi alıyorlar. Kendilerininmiş gibi anlatıyorlar. Buna yıllardır çok yapan insan var ama bununla bir yere de varabilen bir insan yok. Şu devirde siz seyirciyi aptal yerine koyuyorsunuz. Yani bizim burada günlerce, gecelerce emek verdiğimiz analizleri çalıyorsunuz, grafikleri çalıyorsunuz, kendinizinmiş gibi koyuyorsunuz. Bir kere bu insanlar her şeyden önce hem tembel hem de korkak insanlar arkadaşlar. Yani analizi aldığınız kişiyi söylemek sizi aslında düşürmez, yüceltir ama bunlar korkak insanlar oldukları için böyle bir yöntem izliyorlar. Buna da ama seyirci de bunu görüyor. Yani bunu yapanlar da bunu bilsinler. Komik duruma düşüyorlar. Hem de işte korkak duruma düşüyorlar. Burada arkadaşlar yapacağımız şey şu: sınırlı varlıklar, yani altın, gümüş, Bitcoin ve sınırlı tanımına uyan altcoin'ler. Burada pozisyonlanmak lazım bir şekilde. Bunun yanında blockchain teknolojisini de çok iyi öğrenmek lazım. Yani Bitcoin
Bazılarına göre bugün çoktan bir düşüş sezonuna girdi. Ben öyle düşünmüyorum. Hala yükseliş sezonunda olduğumuzu düşünüyorum ama ilerleyen haftalarda bu yeni verilerle değişebilir de. Diyelim ki düşüş sezonuna girdi. İşte bundan sonra acayip değer kaybedecek. Bu bir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Bunlar para bastıkça Bitcoin yeni yükseliş sezonları yapacaktır ve altcoinler. Ve bunun da ötesinde blockchain sadece parasal bir konu değil, her türlü meslek erbabını etkileyecek bilgi işleme konusunda yepyeni bir devrimdir. Bunun ne olduğunu, sizin hayatınızı nasıl etkileyeceğini çok iyi öğrenmeniz lazım. Bu yeni ve bu işleri bilmeyenler için çok daha zor geçecek dönemlerde, 2022 ve devamındaki yıllarda sizin için çok önemli olacak. Sizden bir de ricam arkadaşlar, boş boş konuşan, her şeyi komployla açıklamaya kalkan ve gerçek şüpheciliği öldüren komplo teorisyenlerinden uzak durun. Bu blockchain'i şeytan icadıymış gibi göstermeye çalışan kişilerden. Bunlar boş boş konuşuyorlar. Tek yaptıkları, karşı olduklarını söyledikleri bu küreselcileri olduğundan kuvvetli göstermek. Bunları sanki haşa Allah yerine koymak, her şeyi bunlar yapıyormuş vesaire gibi. Uzmanı olmadıkları sağlık ya da ekonomi konularında hiç yapmamaları gereken açıklamalar yapıyorlar. Ve tek amaçları var. Ciddi şekilde ceplerini dolduruyorlar arkadaşlar. Stratejik olarak önümüzdeki yıllarda fiyatlar kısa vadeli olarak iner çıkar. Ama altın, gümüş ve kripto paralar tarafında pozisyon almak ancak bizleri bu gelen büyük finansal tufandan, hatta başlamış olan, yani 2020 itibariyle başladığını kabul edebiliriz bunun, başlamış olan bu tufandan bizi kurtarır ve blockchain teknolojisini ve bunun yanında başka yeni teknolojileri de mutlaka öğrenmek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak durumundayız. Önümüzdeki yıllarda güvenli bir şekilde hayatımızı devam ettirmek istiyorsak arkadaşlar, elbette sağlık önlemlerine de lütfen çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.